merhabalar. Eşim İsveç'te yüksek lisans kazandı. Ben de onunla birlikte İsveç'e geldim. Burada sizlere neler yaptığımızı, nasıl geldiğimizi, neler yaşadığımızı, edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktarmak istiyoruz. Bakalım Türkiye'den buraya geliş maceramızın ilk günlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Teşekkürler. Evet, ışık çok kötü, ses de çok kötü. Şu an İsveç'teki ilk günümüz. İzmir'den uçağa bindik, Stockholm'a indik. Oradan da bir otobüse bindik. Yön shopping'e geldik. Hiçbir şey bilmiyoruz. Telefonumuzda internet de yok. Şimdi yürüyeceğiz, bir taksi bulacağız. Allah'tan burada kredi kartı geçiyormuş. Kredi kartına taksiyle Airbnb'den tuttuğumuz evimize gideceğiz. Ondan sonra da maceramız başlayacak tam anlamıyla. Şöyle etrafı göstereyim. Şu an tamamen böyle. İnanılmaz yeşil her yer. Otobüste gelirken 5 saat boyunca her yer yemyeşildi. Sürekli ormanların içinden geçtik. Şu an kalacağımız yere geldik. Bir tane Airbnb villada. Villanın bodrum katını adam Airbnb olarak yapmış. İnanılmaz güzel evler. Zaten burada her yer villa. Şöyle çek. Her yer villa, müstakil evler. Bilmiyorum. Nasip olursa biz de bir gün böyle bir yer alırız. Acayip sağlık ya. İnanılmaz var ya, oksijeni içimde hissediyorum ya, öyle bir şey. Böyle çok bilmiyorum ya. İnsan direkt keyifle doldu şu an. Peki Bahadır Bey, İsveç'e Atatürk tişörtüyle gelmekte şov mu? Teröristlerin içinden geçeceğim burada. Hadi. Bildiğiniz gibi İsveç'e geldim ve şu an İsveç'te çalışamıyorum maalesef. Bir aylık bir sürecim var. Türkiye'deyken de oynadığım Rise Online'ı oynamaya boş zamanlarımda devam ediyorum. Rise Online Massive Multiplayer Role Play Game, bildiğiniz gibi ilk ırkın savaşı. Bu oyunu oynarken aynı zamanda hem eğleniyorum hem de para kazanabiliyorum abi. Gördüğünüz gibi mesela Death Valley haritasında Scavenging Harp'i kesiyorum. Bu harpin içinden çıkan eşyaları da oyun ek üzerinden satabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir coin kazandım, bir manopotu kazandım. Bu şekilde bu canavarları keserek belirli eşyalar düşürüp bu eşyaları pazar kurup satabiliyoruz. Ya da oyun ek üzerinden item pazarından insanlara satıp ufak da olsa kendimi geçindirecek para kazanabiliyorum ve aynı zamanda eğleniyorum. Sizlere de Rise Online'ı tavsiye ediyorum. Açıklama kısmından Rise Online'a üye olup keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Evet, ilk sabahımıza uyandık Yön Shopping'de. Yürüyüş yapıyoruz. Böyle giyindik. Aslında burada herkes yanına montunu alıyor. İçine tişört, göğsüne de sivit oluyor. İlk gözlemimiz bu. Hava ısınırsa çıkartıyorlar. Sivitli tişörtünü giyiyor. Hava soğursa bunu giyiyor, üstüne tekrar ceketini alıyor. Öyle insanlar her hava koşuluna çok alışık. Bir anda çünkü hava değişebiliyor. Onun dışında ilk günde şimdi biz vergi dairesine gideceğiz. İsveç kimliklerimiz için başvuru yapacağız. Ondan sonra onun gelmesini bekleyeceğiz. O geldikten sonra bank işlemlerimizi, iş işlemlerimizi, üniversite işlemlerimizi hepimizi onunla yapabiliyoruz. Bize sadece şu anlık oturma kartını verdiler. Onunla birlikte takılıyoruz buralarda bakalım. Gözlemlerimizden en büyüğü, çok sessiz bir ülke yani. İnanılmaz sessiz. O şekilde devam edelim bakalım. Evet, selamlar. Şu an bir süpermarkete girdik, İKA diye. Bizim idare edecek 3-5 parça malzeme aldık ve 450 TL tutmaya hiç mutlu değilim. Aslında buraya göre ucuz ama buranın kazancına göre ucuz. Biz daha burada para kazanmadığımız için TL yiyoruz. Bakalım ya, aldığımız şeyleri şimdi size gösteririm. Biz idare edecek şeyler aldık sadece. Yani bir 450 TL harcadık. Neyse, görüşürüz, devam ederiz. Kalabalık oralar. İsveç'te ikinci günümüzdeyiz şu an. İlk günümüzde merkezine gittik Yön Shopping'in. Şöyle şu taraflarda merkez. Zaten tamamen gölün etrafına konumlandırılmış bir ildeyiz, şehirdeyiz, yaşıyoruz. Nüfus olarak da 200 bin civarı bir nüfusu var. Zaten İsveç'in genel nüfusu 10 milyon. Yani çok kalabalık bir şehir, ülke değil. Acayip az sessiz, sakin bir ülke. Yani ben sessizliği seviyorum. Sakin, huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum diyenler için 10 numara 5 yıldız. Şu anlık bizim gözlemimiz bu. Dün şehir merkezine gittik. Şehir merkezi etrafa göre birazcık daha kalabalıktı normal olarak. Orada bütün restoranları hep Türkler ve Iraklılar almış. Yani bir restoranta girdiğin zaman bir Türk bulmak gayet kolay oluyor. Ben de orada birkaç Türk'le de konuştum. Yani iş bulma konusunda da bir sıkıntı yaşamayacağımı söylediler. Yapacağımız ilk şey, burada Skatteverket diye bir bina var, vergi dairesi İsveç'in. Oraya gittik ve İsveç ID kartımızı almamız gerekiyor. Burada çalışmak için, bir şey satın almak için, ev almak için, bir yerlere her şey için ID kartına ihtiyacım var. İnsanların personal number diye bir numaraları var. Bizim sosyal güvenlik numarası, TC kimlik gibi bir şey. O olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Onu doldurduk, onu verdik. Bir hafta 10 gün içinde eve bir kağıt gelecek. O kağıtla da onu kart yaptırmaya gideceğiz. Bu uzun bir süreç olacakmış. Bir ay, 1,5 ay falan sürüyor dediler. O süreç boyunca bilmiyorum, boş boş kesiyoruz, takılacağız, tadına varacağız. Sonra zaten
Hanife'nin üniversitesi başlayacak. Buraya zaten sizlere üniversite eşim yüksek lisans kazandı diye söylemiştim geldiğimizde. Detaylandıracak olursak biz 2021'in Kasım aylarında üniversitelere başvurduk belirli ülkelerdeki. İsveç'i seçmemizdeki en büyük sebep bazı üniversiteler eş durumundan dolayı bizim gelmemize izin veriyor. Ama bazıları da vermiyor. Mesela Almanya'da ücretsiz bir eğitim alabiliyordu eşim ama benim çalışma iznim ya da yanına gitme gibi bir şansım olmadığından dolayı Almanya'yı elemek zorunda kaldık. İsveç'te Jönköping şehrinde bir üniversiteye başvurduk. Eşim bölümü %100 İngilizce olduğundan dolayı TOEFL ya da IELTS gibi bir sınava girmeden GANUS'u yüksek olduğundan dolayı istediği bölümü kazandı. Burada küresel çalıştırmalar ve sürdürülebilir toplum üzerine yüksek lisans yapacak. Buna da belirli bir ücret ödedik. Ücretimiz normalde 240 bin İsveç kronuydu. Eşim %30 burs çıktı. Ondan dolayı fiyatımız da düştü. 4'e böleceğiz bunu. İlk taksitini ödedik. Taksit 4 taksit şeklinde ödenecek. O şekilde şimdilik İsveç hakkında bildiklerimiz bu kadar, gördüklerimiz bu kadar. Sessiz, sakin, güzel bir ülke gibi duruyor. Alım gücü farkını daha yaşamadık. Çalışmaya başladıktan sonra bazı şeyleri yaparız. Her şey çok pahalı şu an. Çünkü biz bildiğiniz gibi kendi paramızla, TL kazandığımız paraları burada harcıyoruz. Onun için çok yüksek pahalı geliyor. Ama burada para kazanmaya başladığımız zaman her şey daha güzel olur diye düşünüyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.